Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hikaye okumalarımıza devam ediyoruz. Kenzu Thalibi adlı metinden devam edeceğiz. Evet, önce metnin başlığına bir göz atalım şöyle. Ben burada ne görüyorum? Bir terkip görüyorum. Kenz diye bir isim gördüm. Kenz, hazine demek. Başında elif lam yok. Bir, önce bunun ben bir fiil değil isim olduğunu anladım. Çünkü harfleri tanıdıktan sonra artık harf olmadığını biliyorum. Fiil vezinlerinden olmadığını da biliyorum. Çünkü fiillerin ortası 3 harfli ise dolu oluyor bu şekilde. Fethayla ya da başka bir harekeyle. İsim olduğunu anladıktan sonra sonunda termin olup olmadığına bakacağım. Çünkü başında elif lam yok. Termin yok. Demek ki de kelimenin devamı var. Bu kelime kendisinden sonraki Es-Salibi kelimesine izafet edilmiş. Evet, bu kursun son dersi. Salep kelimesinin çoğulu. Salep tilki demek. Salep onun kırık olarak geldiği çoğul hali. Tilkilerin hazinesi diyeceğim. Başla. Evet, bir hazineden bahsedecek, bir de tilkilerden bahsedecek bize bu hikaye. Kâne sâlebu sâlubun. Kâne sâlebu, kâne oldu manasına gelen bir fiil. Kâne'nin aksam-ı sebadan hangi bölüme girdiğini söylemek isteyen var mı? Aksam-ı sebayı görmüştük sizde geçenki derste. Ecvef hocam. Evet, ecvef. Ecvef ortası boş demekti. Ortasında İllet harfi olduğu için bu fiil ecvef fiil diye anılıyor. Kâne'nin manası oldu. Bazen sadece idi manasını katıyor isim cümlesine ya da fiil cümlesine. Evet, kendisinden sonra fiil gelirse o fiilin manasını geçmişe çevirecek. Yani aslında muzari fiil gelirse yordan sonra du ekini ekleyecek. Yemşi yürüyor demek. Kâne de oraya du ekini ekleyecek tercümede. Yürüyor, du diyeceğiz. Yani direkt kâne yemşiyi geçmiş zamana çevirmiyor. Bir nevi geçmiş zamanın geçmiş zaman manasını katan bir zaman iki daha ekliyor. Yani iki tane zaman ard arda gelmiş oluyor. Birincisi muzari zaman, ikincisi geçmiş zaman. Mazi zaman. Evet. Kâne sâle bu. Kâne'den sonra merfu isim geldi. Onu özne olarak değerlendireceğim. Tilki idi ya da tilki oldu. Bakıyorum fiil gelmiş. O zaman idi diye çevireceğim. Tilkinin adını iki tırnak işareti içinde göstermiş tilkinin adını. Salub. Salub kelimesi aslında salep kelimesinden türetilmiş bir isim. Bir nevi kelime oyunu yapmışlar. Tilki salub ya da salub ismindeki tilki ne idi? Yemşi yürüyordu. Yemşi'nin mazisini bana söylemek isteyen var mı? Meşa. Güzel. Meşa. Peki nasıl yazacağım? Bu şekilde mi yoksa bu şekilde mi? Diğer hocam ilki. İlki ne için? Çünkü meşeye idi. Evet. Oradaki elifin aslı ne? Meşeyi. Evet. Meşeyi. Yani yaydı. Elifin aslı ya olduğu zaman bu şekilde yazılıyor. Ya şeklinde yazılıyor. Elifin aslı vav olduğu zaman bu şekilde yazılması gerekiyor. Aslının ya olduğunu nereden gördüm? Tabii ki muzaride sondaki elif ya'ya dönüşmüş. Ya'nın altında iki tane nokta görüyorum. İki nokta görürsem onun o harfin ismi ya'dır. İki nokta görmezsem ya şeklinde yazılmış eliftir. Evet. Yemşi yürüyor. Kâne ile geldikten sonra artık yürüyordu manasını vereceğim. Tilki salup yürüyordu. Hurbe. Hurbe yakınında demek. Bu şekilde mansup görürsünüz. Zarf olduğu için. Zarflar genelde mansup gelir cümlede. Fetha alır kendisine. Kendisinden sonra tenvin gelmemiş. Başka bir isim gelmiş. O isim de mecrur gelmiş. Demek ki burada bir izafet var. O muzafun ileyhi olarak gelen kelime bitmemiş. Sonuna tenvin almamış. Kendisinden sonra başka bir fiil, başka bir kelime gelmiş. Ona izafet edilmiş. Eğer terkibin bitseydi sonunda tenvin olacaktı. Tenvin alamaması terkibin bitmediğini gösteriyor.
Evet, demek ki burada aslında bir zincirleme isim tamlaması var. Sondan başlayacağım. Dik, horoz demek. Beyt, ev demek. Kurp, yakınında demek. Horozun evi. Bu aslında böyleydi. Daha sonra kurp kelimesi bunlara izafet edildiği zaman horozun evinin yanında, yakınında diye çevireceğim. Nerede yürüyormuş? Horozun evinin yakınında, horozun kümesinin yakınında yürüyormuş. Daha sonra tırnak içinde tekrar horozun ismini bize zikredecek. Kuku diye bir horoz varmış. Onun evinin yakınında yürüyormuş bu Zalup adındaki tilki. Vakane, buradaki vav atıf harfi, bağlaç diyeceğiz buna. Zalup bu sefer Salep'i zikretmedi, tilkiyi, sadece adını anıyor bize. Zalup yine idi. Kendisinden sonra, daha doğrusu Kane'nin ardından gelen isimden sonra ben bir fiil görüyorum. Buraya demek ki yordu ya da erdi geniş zamanla ya da şimdiki zamanla bir daha doğrusu bu iki zamanı geçmiş zamanla beraber kullanacağım. İntazara, yentaziru, bu hangi babdan geliyordu? İftial. Evet, iftale babından, babları görmüştük hatırlarsanız. İftale babından gelen bir fiil. Muzari hali, yentaziru. Ne demiştik? Sondan önceki harfin harekesi kesra oluyor. Muzarat harfi de bu şekilde fethalı kalıyor. Sebebi iki tane ziyade harfi bulunduğu için. Hangi iki tane ziyade edilmiş burada? Tabii ki geçmişe bakacağız. Şuraya bakacağız yani. Gelecekle ya da şimdiki zamanla benim bir ilgim yok. Çünkü orada bir muzarat harfi var. O ziyade edilen fiillerden harflerden sayılmıyor. Maziye bakıyorum. Ziyade olan tabii ki baştaki elif ve ortadaki T harfi. İki harf ziyade edildiği zaman muzarat harfin harekesi fetha oluyordu hatırlarsanız. Tek harf ziyade edildiği zaman muzarinin harekesi neye dönüşüyordu? Hocam anlayamadım. Bir daha tekrar eder misiniz? Evet, silasi mücerret fiillere bir harf ziyade edildiğinde muzarat harfinin harekesi değişiyordu. Ama iki harf ya da üç harf eklediğimizde değişmiyordu. Burada iki harf eklenmiş, muzarat harfinin harekesi fetha gelmiş, değişmemiş. Ama bir harf ziyade edildiği zaman değişiyordu o hareke. Hangi hareke? Hareke dönüyor? İf'al babı. Hangi bablardan bahsediyorum? Ef'ale, fe'ale, fa'ale. Bunların muzarilerinin muzarat harfi nasıl geliyordu? Hangi harekeyle? Damme. Ondan bahsediyorum. Evet. Burada fetha ile gelmiş. Mesela eğer bize ekrame deseydi, bunun muzarisinin başında bir tane dammeyi görecektim. Burada bir tane dammeyi görecektim. Ama burada iki tane harf ziyade var. O yüzden o fethayı değiştirmeyeceğim. Yentaziru diye muzari yapacağım. Beklemek demekti. Yentaziru bekliyor. Kane ile beraber kullandım. Bekliyordu manasını verecek. Salup bekliyordu. Neyi bekleyecek? Beklediği şey benim nesnem olacak. Nesne de meful olduğu için harekesi fetha olacak. Huruca dedi. Sonuna tenvin almamış. Demek ki kelimem devam edecek. Kendisinden sonra elif lamlı bir kelime gelmiş. Hemen onun mecrur olduğunu görüyorum. Bundan sonra izafetin bittiğini söyleyebilirim aslında. Dikoroz demekti. Huruç, çıkmak manasına gelen mastar. Bunun mazisi haraca şeklinde geliyor. Huruç da mastar oluyor. Haraca ya hurucu, hurucan şeklinde geliyor. Huruca değil ki horozun çıkması. Meful olduğu için neyi bekleyecek? Horozun çıkmasını bekliyordu diyeceğiz. Evet, burada ben bir harfi cer gördüm. Ya da kendisinden sonraki fiile bakmazsam eğer harfi cer de diyebilirim. Ya da emir lamı da diyebilirim. Hatırlarsanız emir lamı cezmediyordu. Ama harfi cer olan lamdan sonraki muzari fiilin son harfinin harekesi fetha oluyordu. Evet, burada hangisi? Harfi cer mi yoksa emir lamı mı? Harfi cer hocam. Sebep? Gizli bir en var burada.
Hayır, onu söylemiyorum. Sebep ne? Nereden anlıyorsun harf-i cer olduğunu? Bir tane hareke var. Oradan anlamamız lazım. Sonunu nasip etmiş hocam. Hangi son? Hangi harften bahsediyoruz burada? Li'den bahsetmiyor musunuz? Li'ye kule olmuş. Evet, hangi harf fetal olmuş? Fiil-i muzarinin son lamet. O son harfi istiyorum. Son harf ne? Lam harfi hocam. L evet, olmuş. Peki. Lam harfi. Onun harekesi feta olmuş. Sebebi başta gelen harfi cer. Burada gizli bir en vardı. En mastar harfiydi. Nasb edatlarından biriydi. Aslında buradaki nasb amelini bu gizli en yapıyordu. Li yapmıyordu. Çünkü li harfi cerlerden biri. Harfi cerler isimlerden son isimlerden önce gelirler. Fiillerden önce gelmezler. Evet, fiillerden önce gelmeyeceği için burada nasb ameli yapacak başka bir harf olması lazım. O harf de mastar harfi olan en harfi. Evet. O zaman li harfi cer değil. Ne diyeceğiz hocam? Niye değiştirdin ki? Ben öyle bir şey demedim. Hocam fiilden önce harfi cer gelmez dediniz ya. Dedik ya orada gizli bir en var diye. Ha, tamam. Evet. Yani eğer biri size burada mesela harfi cer fiilden önce gelmiş, buna ne diyorsun derse orada gizli bir en takdir edeceksiniz. O nasb amelini bu en yapacak, li yapmayacak. Tamam, bundan bahsettim az önce. Tamam hocam, ben biraz yanlış anladım. Evet, tamam, sıkıntı yok. Onun dışında ekele yekulu nasıl bir fiil? Aksamı sebadan hangisine girer? Ekele fiili aksam-ı sebadan hangi kısma giriyor? Mehmuz hocam. Mehmuz. Mehmuz neydi? Hemzelenmiş yani. Sülasi evet, fiili. Hemze bulunuyorsa, bulunuyorsa fiilimde Mehmuz diye isimlendiriyordum. Güzel. Ekele'de ilk harfi faul fiili hemze olduğu için Mehmuz olacak. Onun dışında şurada ben bir tane hu görüyorum. O hu fail mi, meful mü? Meful. Meful. Nereden anladım? Çünkü fiilen bitişen muttasıl zamirler meful konumundadır. Evet. Fiilden sonra zamir geliyorsa meful oluyor. İsimden sonra zamir gelirse ne olurdu? Muzafın değil. Çok güzel. Ona da örnek vereyim. Mesela beyt kelimesi ev demek. Bundan sonra ben bir tane hu getirdiğim zaman bu hu muzafun ileh olacak. Onun evi manasına gelecek. Ama fiillerden sonra gelirse bu zamirler ne olacak? Meful olacak. Mahallen mansup olacak. Mahallen mansup ne demekti? Nasb alameti olan fetayı alamıyor hocam. Evet. Mahallinde alıyor. Güzel. Eğer isim İrab alameti alamıyorsa, fetha, damme, kesra alamıyorsa mahallinde alır diyoruz. Hu da zamir olduğu için, zamirler de mebni olduğu için mahallinde alır bu irabı diyeceğiz. Evet, buradaki hu sadece şu an ne kaldı? Bu hu'yu bir yere döndürmek kaldı. Nereye döndürebiliriz? Yani bu hu hangi ismin yerine geçmiş? Horozun değil mi hocam? Evet, cümleye bakacağım. İki tane isim var. Birincisi eddik, ikincisi salup. Diğerleri mastar, fiil, atıf harfi. Başka bir şey yok. Önce ben bu zamirden öncesine bakayım. Şu liye kule ne demek? Bunu istiyorum. Liye kule ne demek? Yemek için. Yemek için demeyeceğiz. Çünkü bunun içinde gizli bir zamir var. O zamir ne? En. Yemesi. Zamir. Evet, yemesi için. Horoz mu tilki yer, tilki mi horozu yer? Tilki horozu. Evet. Demek ki bu yenilecek kişi olacak. Yenilecek kişi. Yenecek kişi, yiyecek kişi kim?
Y kuledeki failin yiyecek kişi olacak. Yiyecek de tilki olacağı için buraya sadece ne kalıyor? Yenilecek kişi kalıyor. İlk hocam horoz. Evet, horoz olacak. Manasına bakıp o şekilde bulabilirsiniz nereye döndüğünüz zamirin. Yani burası horozu yemek için manasına gelecek. Evet. Şöyle bir toparlayalım. Salop yemek için ya da onu yemek için ya da dikten başlasak horozun çıkmasını onu yemek için bekliyordu. Ya da onu yemek için horozun çıkmasını bekliyordu diye de çevirebiliriz. Evet. Vecede. Vecede nasıl bir fiildi? Yani aksam-ı sebanın hangi babından, hangi kısmından? Misal değil mi hocam? Evet, misal. Misal neydi? Eğer vav veya ya benim faul fiilimde bulunuyorsa ona misal diyecektik. Yani ilk harfim vav ya da ya olursa misal diye isimlendireceğim. Vecede buldu demek. Bulan kim? Tabii ki kendisinden sonra gelen isim. Vecede salubun, salub adındaki tilki buldu. Neyi buldu? Bulduğu şey burada mensup geldi. Varakaten. Varaka kağıt demek. Ayrıca yaprak manasına da geliyor. Nerede bulmuş manasını da bu terkip verecek. Tahte aşağısında demek. Tahte kelimesi genelde kendisinden sonra bir isim alıyor. Kendine izafetle kullanılıyor. Şecara ağaç demek. Dolayısıyla ağacın altında manasını vereceğim. Tavuka üstünde. Evet. Genelde bunlardan sonra isim gelir. İzafet olacağı için şunun üstünde, bunun üstünde, şunun altında manasını vermek için. Nerede bir yaprak bulmuş? Ağacın altında bir yaprak buldu. Salup diyeceğim. Bir yaprak dedim çünkü varakaten kelimesinin sonunda tenvin var. O tenvin bir manasını da veriyordu hatırlarsanız. O yüzden bir diye çevireceğim Türkçe'ye. Fetaha. Bu nasıl bir fiil? Aksam-ı sebadan. Sahih salim. Evet. Salim dememiz yeterli aslında. Salim bir fiil çünkü kendisinde ne illet harfi var, ne hemze var, ne de şeddeli bir harf var. Daha doğrusu aynı harften iki tane var. O yüzden salim fiil diyeceğiz. Fetaha açtı demek. Fail almış kendisine. Yine salup açacak. Neyi açacak? El varakatı. Az önce bulduğu yaprağı ya da kağıdı açacak. Niçin bu sefer elif lamla getirdi? Yukarıda nekira getirmişti. Burada marife getirdi. Yaprağı daha önce zikrettiği için artık biliyoruz hocam, ondan mı? Evet, o yüzden yaprak artık biliniyor. Evet, zikri geçtiği için artık elif lam getiriyorum. Bilinen yaprak olacak çünkü. Eğer elif lam getirmeseydi başka bir yaprak olacaktı. Ve ahaza nasıl bir fiil? Mehmuz. Evet, mehmuz. Başında hemze var. Vav da atıf harfi. Ve ahaza aldı demek. Kendisinden sonra muzari fiil geldiği zaman, bunu not edebilirsiniz. Ahaza'dan sonra muzari fiil geldiği zaman aldı manasından soyutlanıyor. Kendisine yeni bir mana alıyor. O da başlamak manası. Yakra'u okuyor demek. Ehaze ile geldiği zaman, daha doğrusu ehaze'den sonra muzari fiil geldiği zaman okumaya başladı manasını vereceğim artık. Yani aldı manası artık elimde kalmıyor. Evet, yakra'u nasıl bir fiil? O da mehmuz. Mehmuz. Ya'ya bakmıyorum. Muzari'ye bakmayacağım. Maziye çevirip öyle bakacağım. Muzarisinde ya harfi var. Siz buna bakıp bu illet harfi demeyin. Sadece maziye çevirin. Mazisi kara'a. Kara'da eğer illet harfi varsa illetlidir. Yoksa değildir. Hemze olduğu için mehmuz fiildir diyeceğim.
okumaya başladı. Neyi okuyacak? Me. Burada me mevsul harfi. Mevsul harfinden kasıt bir nevi Türkçedeki dik ekini veriyor. Dik dık eki. Me fiha. Fi Çin'de manasını veriyor. D'da manası. Ha varakaya dönecek. O yüzden müennes getirdi. Fiha o yaprağın içinde. Buradaki ma kim ya da evet aslında ki manasını veriyor. Burada cümleye ki manasını veriyor. Yaprağın içindeki manasını verecek. İçinde yer alan şeyi. Yaprağın içindekini. Evet. Ne yapmaya başlamış? Yaprağın içindeki şeyi okumaya başlamış diyeceğiz. Buradaki ma o şeyi veriyor. İçindeki şeyi. Ya da sadece içindeki diyebiliriz. Buradaki ahadenin niçin başlamak manasına geldiğini anladınız mı? Diye sorayım. Evet hocam. Kendisinden sonra bir muzari harf fiil geldiği zaman. Evet güzel. Kara'a yine mehmus fiil geldi. Salubun, salub okudu. Evet. Şimdi kağıttaki ya da yapraktaki şeyi gösterecek. İza şart harflerinden biri. Şart isimlerinden biri. Kendisinden sonra fiil geliyor. Sesa manasını veriyor. İza aratta istersen manasını veriyor. Bazen de di zaman manasını veriyor. Yani istediğin zaman manasını veriyor. Aratta nasıl bir fiil? Bakıyorum. Erade fiilinden gelecek. Erade hangi baptan bu? İf'al babı mı? Evet. Hal babından, ekrame babından güzel. Erade'nin muzarisi yuridu geliyor. Çokça göreceğiniz bir fiil. İstemek manasında. Eratte. Evet kendisinden sonra muttasıl zamir gelmiş. Sen manasını verecek, fail olacak. O yüzden ortada bir tane elif vardı. O elif silindi. Niçin silindi? Kendisi sakin. Kendisinden sonraki kelime harf de sakin. İki sakin yan yana geldi. Araplar eliften kurtuluyor. Siliyorlar o yüzden bu şekilde. İza aratta istersen ne isteyeceğim? İstediğim şey burada. El usule. Usul vasala fiilinden geliyor. Yani ulaşmak fiili. Ulaşmayı istersen vasala fiili ila harfi ceriyle kullanılıyor. İla yer yön bildiriyordu. Şuraya ya da buraya ulaşmayı istersen diyecek. Neye ulaşmayı? Kenze sealim. İşte parçadaki parçamın başlığı burada geldi. Tilkilerin hazinesine ulaşmayı istersen şunu yap diyecek. Cevabında F almış. Bunu şimdilik geçebiliriz. Genelde izanın cevabında F geliyor eğer isim cümlesi ise. Burası fiil değil. O yüzden şeyi görebilirsiniz. Fa'yı görebilirsiniz. Aleyke burada bir harfi cer var. Ala harfi ceri. Kendisinden sonra K gelmiş. Ala'dan sonra bu şekilde muttasıl zamir, muttasıl yapışan demek, birleşik demek. Muttasıl zamir görürseniz buradaki elif ya'ya dönüyor. Artık alake demeyeceğim, aleyke diyeceğim. Bunu biliyorsunuz zaten. Evet, aleyke bir kalıp aslında. Yapman gerekir, etmen gerekir manasını verecek. Kendisinden sonra en'i görebilirsiniz. Burada en var. Neydi en? Mastar harfiydi. Hangi edatlardandı? Nasb edatı. Evet güzel. Nasb edatlarındandı. Peki manası neydi? Ne yapıyordu fiili? Mastar yapmıyor. Mastara çeviriyordu ve son harekesini ne yapıyordu fiilin? Evet. Hepsini sağlayacak burada. Tekume kâmenin muzarisi. Kâme nasıl bir fiil? Ecvef fiil. Evet. İllet harfi ortada olduğu için ecve fiil diyeceğim. Kame kalktı demek. Tekume kalk senin sen kalkıyorsun. En tekume senin kalkman. Mastar yaptı. Aleyke en tekume aleyke burada gereklilik manası katacak. Kalkman gerekir. Kalkman lazım diyecek. Tabii ki şöyle bir durum var. Kame fiili özel fiillerden biri. Özelden kastım. Kendisinden sonra B harfi ceri gelirse, daha doğrusu B harfi ceri gelirse, burada olduğu gibi
kalkmak manasında olmuyor artık, yapmak manasını kazanıyor. Burada mesela ba harfi ceri burada gelmiş. Burada bi iddeti derken başındaki bi harfi cer, iddeti başka bir fiil, kelime. İddet burada birçok manasını verecek. Kendisinden sonra genelde bu şekilde bir isim gelir. Muzafun ileyh olarak gelir. Önce muzafun ileyhi göstereyim. Muzafun ileyh umurun, çoğul bu. Bunun müfredi emrun. Emir durum demek. İş manasına geliyor, durum manasına geliyor ya da emir manasına geliyor. Genelde iş manasına gelir. Umur onun çoğulu oluyor. Burada iddet birkaç manası verecek ya da birçok manasında belki verebilir ama burada birkaç diye çevireceğim. Umur işler, iddet birkaç. Birkaç işi yapman gerekecek diyor bana bu cümle. Buradaki bir harfi ceri kameyi kalkmak manasından yapmak manasına soyutluyor. Evet. Birkaç işi yapman gerekir, gerekecek diyor. Gerekecek dedim çünkü burada bir şart var. Eğer tilkilerin hazinesine ulaşmak istersen şunu şunu yapman gerekecek diyor. Evvelen ilk olarak manasını veriyor. Evvel birinci demek. Evvel birinci demek. Evvel ilk olarak manasını veriyor. Evvelen urkul. Urkul nasıl bir fiil? Aksam-ı sebadan bahsetmiyorum. Emir hocam. Emir. Evet, güzel. Peki muhataba mı? Yoksa muhatabaya mı? Evet, muhatap. Evet, Urkul sen koş. Nereden gelmiş? Rakada yer kudu fiilinden gelir. Burada u gelmesi bir aynı fiilin muzaride dammeli gelmesi. Urkul sen koş. Havle etrafında manasına gelen bir zarf. Kendisinden sonra bu şekilde muzafun ileyh gelir isim. İsim olarak. El-gâbe. El-gâbetu orman demek. Havl el-gâbeti ormanın çevresinde, ormanın etrafında diye çevireceğim Türkçe'ye. Ormanın çevresinde koş ilk olarak. Thâniyen fâni ikinci demek. Yani şu kısım ikinci demek. Kendisinden sonra elif gelmiş bu şekilde. Artık mana ikinci olarak diye çevrilecek Türkçe'ye. Evvelen şuraya yazayım. Evvelen ilk olarak. Saniyen ikinci olarak. Salisen üçüncü olarak. Rabian dördüncü olarak şeklinde gidiyor. Rabia dördüncü. Salis üçüncü. Sani ikinci. Evvel birinci. Hepsinin sonunda elif gelmiş. Mansup şekilde artık manaları olarak şeklinde değişecek. Birinci olarak, ikinci olarak manasında. Evet. Saniyen ikinci olarak isbah. Bunun muzarisi yesbahu şeklinde geliyor. O yüzden usbah demeyeceğim. İsbah diyeceğim. Dammeli olsaydı damme getirecektim. Olmadığı için kesra getirmem lazım. İsbah yüz demek. Abra boyunca boyunca manasını verecek. Burada en-nehr, nehir demek. Abra burada muzaf gelmiş. Sonunda termin yok. Abra nehri, nehir boyunca yüz. Nehri yüzerek geç manasını vermeye çalışıyor aslında burada. Evet. Hocam bitirendi mi metin farklı? Efendim? Metin bende farklı ama. Böyle biraz... Cibali, evet. Şu gösterdiğimiz ekrandaki. Çünkü diğer tarafta hemen. Şurada. Tamam, anladım. Tamam hocam. Pardon. Evet. Sıkıntı değil. Salisen üçüncü olarak. Burada da bir emir fiili var. İs'ad. Bunun bana muzarisini bulmak isteyen var mı? Yusaydu mu hocam? Hayır.
Yes, I do. Şeyi değiştirme. Aynul fiilin harekesini değiştirme. Yes, I do. Evet, yes, I do. Bunun şimdi bana mazisi lazım. Yes, I do. Mazisini bilen var mı? Sade. Mazisi saide şeklinde geliyor. Saide yes, I do şeklinde gelecek. Feriha yefrahu gibi. Evet. Çık manasını verecek. İsaat çık, yüksel. Nereye çık? El cebele. Meful gelmiş. Peki isaat fiilinin faili nerede? Kendisinden sonra meful gelmiş mensup olarak. Ama isaatın faili nerede? Fail tahtında müstetir. Ente. Evet, fail isimde müstetir. Ente. Güzel. O fail dışarı çıkmıyor. İsaat'in cebele geçerken. Efendim? Bir şey soracaktım. Bu çıkmak manası var ya. Bir asansör kelimesinin anlamı da sanki buradan mıydı manası? Evet, asansör misal buradan geliyor. Tamam. Evet, feriha. Feriha nasıl bir fiil? Aksamı sebadan. Salim. Evet, güzel. Salim bir fiil. Feriha sevindi. Salubun, salub sevindi. Li'ennehu, şu li'enneyi çünkü diye ezberleyebilirsiniz. Li'enne, çünkü demek. Li'ennehu, buradaki hu zamiri bir yere dönecek. Döndüğü yer salub olacak. Çünkü tilki diyecek burada. Li'enneden sonra bu şekilde birleşik gelebiliyor zamirim. Li'ennehu, çünkü salub, seyusbihu, seyusbihu, Asbaha'dan gelmiş. Güzel yazdım. Evet. Asbaha. Nasıl bir fiil? Hangi baptan? İf'al babı. Evet. İf'al babından. Ekrame, yukrimu gibi. Yukrimu nasıl oluyorsa yusbihu da o şekilde oluyor. Muzarat harfinin harekesi dammeydi. Çünkü bir tane harf ziyade edilmiş. O ziyade edilen harf da hemze burada olduğu gibi. Başına S gelmiş. Manası ne olacak? Gelecek olacak. Seyusbihu asbaha sabahlamak demek aslında. Ama bazen olmak manasını da veriyor. Burada olmak manasını alacağız. Seyusbihu olacak. Ganiyen, gani zengin demek. Burada tenvin almış ve mansup gelmiş. Çünkü meful bir nevi. Evet, mana olarak meful aslında başka bir irabı var. Ona girmeyeceğiz. Özel fiillerden olduğu için. Şimdilik meful gözüyle bakabilirsiniz. Seyusbihu ganiyen, zengin olacak çünkü salep, salup. Evet, karrara, bu hangi baptan? Karrara. Tefil babı mıydı hocam? Evet, tefail babından karrara yukarrirur şeklinde gelecek. Ben bunu sülasiye çevirdiğimde peki bu fiil aksam sebadan hangisine girer? Mudaf fiil. Evet, mudafa girer. Muzafa. Çünkü aynı harften iki tane var. Ra harfinden iki tane var. Biz karraraya bakarken muzariye çevireceğiz. Çünkü karrarada 3 tane ra var. Ama başka bir fiil olsa, mesela kassara olsa. Evet, burada mesela sad harfinden 2 tane var. O yüzden muzaaf demeyin. Bunu hemen 3 harfli şeklini alın. Ondan sonra bakın sad harfinden 2 tane kalıyor mu? Kalmayacak. O yüzden bu fiil salim fiildir aslında. Sad harfi fiilin vezninden dolayı gelmiş. Fiilin vezni ne diyor bana? Ortadaki harften iki tane oku diyor bana. O yüzden iki tane okudum. Evet. Karara karar verdi. En mastar haline sokacaktı. Yunefize. Peki bu nereden gelmiş? Hangi baptan? Yine tefil babı değil mi hocam? Evet, yine tefil babı. Bunun
mazisi neffeze, karrara, neffeze aynı baptan. Tenfiz etmek yani uygulamak manasında. Uygulamayı kararlaştırdı, uygulamaya karar verdi. Neyi uygulamaya? Ma fi, az önce yukarıda da ma fiha diye bir kalıp gelmişti burada. Ma fiha içindeki manasıydı, manasını veriyordu. Burada da ma fi ha yerine bu sefer varakayı olduğu gibi zikretmiş. Ma fil varakati, kağıdın ya da yaprağın içindekini, içindeki şeyi uygulamaya karar verdi diye Türkçe'ye çevireceğiz. Liyehuze, buradaki li emir lamı mı yoksa harfi cer mi? Harfi cer değil mi hocam? Evet, harfi cer. Çünkü kendisinden sonra gelen fiilin son harekesi fetal olmuş. Eğer emir lamı olsaydı liyehuz diyecekti. Hı. Hareke cezimli olacaktı. Ehaze yehuzu mehmus fiildi hemze olduğu için. Şimdi onun dışında li harfi cer olduğu zaman sebep bildirecekti. Liyehuze almak için ya da alması için. Failim nerede? Kendisinden sonra gelen isme bakıyorum. Mansup gelmiş. Fail merfu olur. Yani dammel olur. Dolayısıyla buna fail diyemem. Fail nerede? Tabii ki içinde gizli huve. Niçin huve dedim? Çünkü ya huzenin sonunda ziyade harfi yok. Onun dışında başındaki muzarat harfi ya. Anlıyorum ki benim failim müzekker, müfret. O yüzden huveyi takdir ettim. Nereye dönecek bu huve? Tabii ki bir önceki cümlede salup geçmişti. Ondan tekrar haber vermeye devam ediyor. Bir şeye karar verdiğini söylüyor. Ve burada da tekrar ona dönecek bir fiilin failini zikrediyor. Liye huzel kenze. Kenz burada nesne olacak. Hazineyi almak için kağıdın. Hazineyi almak için kağıdın içindeki şeyleri uygulamaya karar verdi diyeceğiz bu cümlede. Evet. Rakada koştu demek. Bil içinde illet harfi yok. Emze de yok. Tekrarlı bir harf de yok. Koşan kim? Salu. Nerede koşmuş? Havle el-gâbeti, havle çevresinde, el-gâbeti ormanın, diyecek ormanın çevresinde, etrafında koştu. Daha sonra sebaha yüzmek, yüzdü demek, muzarisi yesbahu şeklinde geliyor. Sebaha salubun, salub yüzdü, abran nehri, nehir boyunca yüzdü, nehri geçmek için. Sa'ide, yukarıda is'a'd gelmişti, burada da sa'ide geliyor. Sahide tırmanmak, çıkmak manasında. Salup bu sefer neye tırmanacak? El cebele, dağa tırmanacak. Dağa tırmandı ve, yani ve. Ehaze yakfizu. Evet, buradaki ehaze hangi manada? Başladı. Çünkü kendisinden sonra muzari fiilmiş. O yüzden anlıyorum ki burada benim ehaze fiilim başlamak manasında değil, almak manasında değil, başlamak manasında. Kafaza atladı demek. Yakfizu atlıyor. Ehaze yakfizu atlamaya başladı. Nereden atlayacak? Min şuradan diyecek. Sahratin, sahra kaya demek. Min sahratin, tin dediği için, tenvin getirdiği için bir kaya diyeceğim. Bir kayadan atlamaya başladı. İle ea manasını veriyordu. Sahratin yine burada tenvin getirdi. Sebebi ne? Daha önce zikri geçmişti ama. Bir kayadan bir kayaya atladı. Hani iki tane kaya var, ikisi de bilinmiyor gibi mi? Çok güzel. Birincisi bilinmiyor. İkinci sahra, ilk sahrayla aynı değil aslında.
Aynı olsaydı Elif Lam'ı getirecekti. Elif Lam'ı getirmediği için bu başka bir kaya olacak. Bir kayadan diğer kayaya diye çevireceğiz. Evet. وَأَخَذَ يَقْفِزُ مِنْ صَخْرَةٍ اِلَى صَخْرَةٍ. Bir kayadan diğerine atlanmaya başladı diye çevireceğiz. Vasala, vasala nasıl bir fiil aksam-ı sebadan? Misal. Evet, misal fiil başında vav var çünkü. Faul fiilim vav ya da ya olunca misal oluyordu. Ulaştı manasında. Ulaşan kim? Merfu olan Salub'un ismi. Salub ulaştı. Ahiran bu şekilde bir kalıp aslında nihayet ya da sonunda manası veriyor. Nihayet ulaştı. Nereye ulaşacak? Vasala ilayla kullanılıyor. Bunu ezberleyin. İlel kehfi. Kehf mağara demek. İlel kehfi mağaraya ulaştı. Sonunda Salub diyecek. Ve meda. Meda nasıl bir fiil aksam-ı sebadan? Nakıs. Evet, nakıs fiil sebebi sonunda illet harflerinden elifin olması, illet harfi sonda oluyorsa ve bir tane oluyorsa o nakıs oluyordu. İki tane oluyorsa ne oluyordu? İki tane illet harflerinden iki tanesi yan yana gelirse bir fiilde. Lefif. Lefif oluyor, evet. Güzel. Mada geçti demek. Madi, el fi'lül madi. Madi fiil yani mazi fiil buradan geliyor. Geçti demek. Ve mada geçti. Eğer ilayla kullanılıyorsa mesela şuraya geçti ya da şuraya girdi diye de çevirebiliriz. Şuraya yürüdü, geçti, girdi. Nereye geçecek? İla dahilil kehfi. Dahil iç demek. Türkçe'de mesela dahil var. Aynı manada buradan geliyor aslında. Dahilil kehfi. Burada bir izafet var. Nereden anladın? Dahil kelimesi tenvin almamış. Başında elif lam da yok. Kehf kelimesi de zaten mecrur gelmiş. İlâ dâhilil kehfi mağaranın içine geçti diyeceğiz. Ve fec'eten, fec'eten yine ezberleyin bu şekilde. Aniden demek. Ve fec'eten, aniden sonunda ne var? Mansup bir tenvin var. Fethalı tenvin var. Ahiran orada da vardı. Fec'eten burada da var. Aniden uğlika. Uğlika burada meçhul olarak kullanılmış. Yani edilgen çatı var burada. Edilgen çatıyı görmedik. Ben etkenini göstereyim. Eğlaka kapatmak manasında genelde kapı ya da kilit için kullanılıyor. Kapıyı ya da şöyle söyleyeyim kapatmak manasında ekrame babından, ef'ale babından bu eğlaka yugliku şeklinde geliyor. Bu da aslında mazi fiilin edilgen hali. Onu görmedik. Uğlika kapatıldı demek. Aniden kapatıldı. Kapatılan ne? Merfu olan isim. El-Babu. El-Bab kapı demek. Uğlik el-Babu kapı kapandı aniden. O kapı ki el-Hadidiyu. Hadid demir demek. Hadidi şuradaki şeddeli ya nispet yası. Nispet ne demek? Bir yere mensup etmek. Bir yere ait kılmak. Yani demire ait diyor burada. Demirden manasını verecek. Demire ait ne demek? Demirden yapılmış demek. Demirden kapıya. Demir kapıyı, demirden kapı ya da demir kapı diye çevireceğim. Fail olacak. Tabii ki bu hadidi kelimesi sıfat oluyor. Demirden kapı kapandı aniden. O demirden kapı ki lil kehfi. Li burada sahiplik bildiriyor. İçin manasında değil. Lil kehfi mağara, mağaranın diye çevireceğim. Mağaranın demir kapısı diye çevireceğim. Buradaki li sahiplik bildiriyor. O demir kapı ki mağaraya ait manasını verecek. Türkçe'ye de mağaranın demir kapısı aniden kapandı diyeceğiz. Buradaki li sebebiyet manasında değil. Bazı harf icerlerin birden fazla manası olabiliyor. Evet. Nazara baktı demek. Nazara fiili ilayla kullanılıyor burada olduğu gibi. Şuraya baktı derken yer yön bildiriyor ila. Nazara salubun failin burada. Salub baktı. Nereye baktı? İla haricil kehfi. Haric dahilin zıttı. Haric de dahil de Türkçe'de kullanılan kelimeler. Burada yine izafet var. Haricil kehfi mağaranın dışı. İla haricil kehfi mağaranın dışına baktı Salub. Fe buradaki fe hemen ardından manasını veriyor.
Ardından Ra'a gördü. Ra'a nasıl bir fiil? Aksam-ı Seba'dan. Naks değil mi hocam? Evet, nakıs. Başka? Bir şey daha var orada. Mehmus diyemeyiz. Evet, hem mehmus hem nakıs. Evet. Olabiliyor mu öyle? Olmuş işte burada. Tamam. Evet. Ama illetli mi diyeceğiz? Evet, çünkü sonunda bir tane elif var. Hemze olması onu sadece mehmus babına almıyor. Mehmus, hemzeli ama illet harfi olduğu için sahih bölümünde değil, mutel bölümünde, yani illetli olan o dört bölümden nakısa gidecek. Yani son olarak nakıs bölümünde yer almalı. Çünkü mehmus hangi bölümde yer alıyordu? Sahih bölümünde. Sahihe bunu alamayız çünkü illet harfi var. Evet, Ra'a gördü demek. Gören kim? Eddiku. Evet, Eddiku dememiş. Eddiku deseydi fail olacaktı. Eddike demiş. Niçin dike demiş? Ne olacağı için? Horozu gördü. Yani nesne. Ne oluyor? Fail olmadığı için ne olacak? Meful. Nesne, evet. Meful olacak. Meful olacak. Meful mensup olur. O yüzden fet almış. Ra'a. Peki failim nerede? Tahtında müstetir hüve. Evet, içinde müstetir. Hüve nereye dönüyor? Gören kim? Cümlenin başında nezara salubun ne dönüyor? Evet, saluba dönecek. O gördüğü için. Gördüğü kişi kim? Dik horoz. O horozun ismi de Kuku. Kendisinden sonra ismini zikretmiş. Horoz Kuku'yu gördü ardından. Başka kimi gördü? Buradaki vav, atıf harfi. Hem horoz Kuku'yu hem de köpeği görmüş. Evet. Burada yadhakani gelmiş. Nasıl bir fiil bu? Müfret, müsenna, cemi. Müsenna değil mi? Müsenna, evet. Yadhaku, gülüyor demek. Yadhakani, o ikisi gülüyor. Kim gülecek? O ikisi tabii ki gördüğü hem gördüğü iki kişi olan horoz ve köpek. Horoz ve köpeği görmüş. Onlar da gülüyorlarmış. Kesiyaran çok manasına geliyordu hatırlarsanız. Çok gülüyorlardı. Tabii ki Türkçe'ye bu şekilde çevirmeyeceğim. Yani İrab'da başka bir şey olacak. Burası aslında hal oluyor. Hal ne demek? O ikisinin yani köpek ve horozun hallerinden bahsediyor. Hallerinden bize haber veriyor. O ikisinin hali buydu. Neydi? Gülüyorlardı. Türkçe'ye ken ekiyle çevireceğim. Evet, şu baştan alayım şunu. Evet. Salu mağaranın dışına baktı. Ardından horoz Kuku'yu ve köpeği çok gülerlerken gördü diye çevireceğim ben bu cümleyi. Evet. Arafı bildi manasına geliyor. Muzarisi yarifu şeklinde geliyor. Salim bir fiil. Bilen kim? Salibun. Failim olacak. Neyi bilecek? Enne ile başlayan bir cümle gelmiş. Enne, şunu bilmeniz yeterli. Enne de en gibi mastara çeviriyor. Ama şöyle bir şey var. Enne'den sonra isim gelir. En'den sonra fiil gelir. Burayı anladık mı? Evet hocam. Evet. Hocam bir daha söyler misiniz? Tamam. Enne eşittir en. En'i biliyoruz, mastar harfi. En'den sonra fiil muzari gelir, mansup olur. Bunu öğrenmiştik. Şimdi burada enne gelmiş. Enne de mastar harfi. Ama kendisinden sonra fiil muzari değil, isim geliyor. Tamam? Olmadı mı?
Oldu hocam, tamam. Teşekkür ederim. Evet. Enne dike horoz, önce cümleyi şurayı çevireceğim, ondan sonra mastar haline koyacağım. Horoz hada, hada yahdav, kandırmak manasında. Hada kandırdı, hadahu onu kandırdı. Hu salebe dönecek, hada'nın içindeki fail de dike dönecek. Burayı anladınız mı? Hocam bir daha söyler misiniz? Evet. Hada kandırdı. Kandıran dik olduğu için içinde bir tane fail gizli. O fail huve olacak. Dike dönecek. Hu ise mefulüm olacak. Kandırılan kişi olacak. Salebe dönecek. Oldu mu? Tamam hocam, sağ olun. Evet. Horoz tilkiyi kandırdı. Onu kandırdı. Enne ile nasıl çevireceğim? Horoz'un onu kandırdığını diye çevireceğim. Onu yerine kendisini ekliyorum ki cümle biraz daha sağlıklı olsun. Evet. Zalup horozun onu kandırdığını bildi, öğrendi. Öğrendi demeyeceğiz, bildi diyeceğiz. Bildi daha güzel oluyor. Anladı, bildi. Ve huve. Huve nereye dönecek bakalım? Hullezî vada'al varakat. Evet. Ve huve burada dike dönecek. O horozdan bahsedecek. O horoz, ellezi, o horoz ki manasını vereceğiz. O horoz ki, vada, nasıl bir fiil? Hangi aksam, sebadan hangi kısım? Misal. Evet, misal. Başında vav var. Vada, koymak demek, yerleştirmek demek, indirmek demek. Neyi koymuş? Burada meful geldi, mensup olduğu için. Faili içinde mustetir. Dik olacak. Yani huve. Koyan çünkü horoz. Neyi koymuş? Yaprağı ya da kağıdı. Ellezi getirmiş. Nasıl çevireceğiz? An ekiyle çevireceğiz. Hatırlarsanız ellezi ya an ekini veriyordu ya da dik dık eki veriyordu. Yaprağı koy an diye çevireceğiz. O yaprağı koyandır diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Niçin koymuş? Li yal haka. Buradaki li lam emir lamı mı yoksa harf-i cer mi? Harf-i cer. Nereden anladım? Ekran gitti hocam. Ekran mı gitti? Evet hocam, şu an ekran gitti benim. Bir dakika. Bizde var hocam. Ekran var hocam. Evet, ekran varmış. Ben baştan gireyim. Tamam, çık bir daha gir. Evet. Buradaki li harf-i cer mi yoksa emir lamı mı? Harf-i cer çünkü cezmetmemiş hocam. Evet, cezmetmemiş. Buradan bir tane fetha görüyorum. Buradaki fetha gizli en yüzündendi. Nereden sonra geliyor? Li'den hemen sonra. Li en yadhakke diyeceğiz. Gülmek için manasını vereceğiz. Burada sebebiyet bildirecek. Sahiplik bildirmeyeceğiz. Bildirmeyecek. Ala üzerinde. Hi onun üzerinde. Ama dahike fiili ala ile kullanıldığı zaman bir nevi dalga geçmek oluyor. Ya da bir şeye gülmek manasını verecek. Buradaki hi tilkiye dönecek. Tilkinin üzerine demeyeceğiz. Tilkiye gülmek için manasını vereceğiz. Şimdi toparlayalım. O horoz. Hocam, efendim. Biz bu gizli eni nasıl anlayacağız? Alameti ne? K'de ki olmaması. Harfi cer gelmesine rağmen. Alameti buradaki fetha. Evet. Tamam inşallah. Kendi yok ama ameli orada sabit kalmış. Kendi silinmiş. Niye silinmiş? Çünkü li harfi cer. Harfi cer illerden önce gelmez. En mastar harfi. Kendisinden sonra ne gelir? Muzari fiil. Muzari fiille beraber mastara dönüşür. Mastar ne? İsim. Li ne? Harfi cer.
Mastardan önce gelmiş. Mastar isim olduğu için isimden önce gelmiş olacak. Dolayısıyla harf-i cer isimlerden önce gelir kuralı bozulmayacak. Tamam? Tamam inşallah hocam. Evet. Buradaki Huve'nin horoza döndüğünü söylemiştik. O horoz ve o horoz tilkiye gülmek için kağıdı koyan kişi diye çevireceğiz. Buradaki kişiyi ben getirdim biraz mantıklı olsun diye. Evet. Horoza dalga geçmek için, horoza gülmek için, tilkiyle dalga geçmek için, tilkiye gülmek için kağıdı koyan o horozmuş. Evet, başka ne yapmak için? Ve yuallimehu. Peki niçin burada nasip geldi? Başında li yok. Hocam, vav var, atıf edatı. Nereye atfetmiş? Li, harfi cemli. Evet. Yadhake'ye atfetmiş. Çünkü vav'dan sonra gelene bakacağız. Fiil var, nereye atfedecek? Kendi cinsinden olan bir şeye. Kendi cinsi ne? Fiil. Fiil, fiile atfedilmesi lazım. Li harf olduğu için oraya atfedemem. Yani ne diyeceğiz? Liyadhaka ve liyuallime diyeceğiz aslında. Burada bir tane li var. O li'yi zikretmemesinin sebebi atıf harfini kullanması. Atıf harfini kullandı artık li'yi zikretmeye gerek yok. Hem ona gülmek için hem de bir şey daha yapmak için diyeceğiz. Yuallimu hangi babın muzarisi? Tef'il babı. Evet, tef'il babı. Alleme yuallimu. Öğretmek demek. Alime öğrendi, bildi demek. Alime bildi demek. Yuallimu bildirdi ya da öğretti manasına geliyor. Buradaki hu zamiri meful olacak. Nereden bildim? Fiilden sonra geldiği için. Fiilden sonra gelen zamirler, bu şekilde gelen zamirler meful oluyordu. Yuallime tabii ki içinde fail var. Gizli. O gizli fail nereye dönecek? Horoza dönecek. O fail öğretsin diye. Kimi öğretecek? Tilkiye öğretecek. Tilkiye dönen zamirim burada geldi. Tilkiye öğretsin diye. Öğreteceği şey de burada. Dersen, ders, ders demek. Bir ders diyeceğim burada temin olduğu için. Tilkiye bir ders öğretmek için. O ders ki, len yensahu, len hangi edatlardandı? Nasb edatı hocam. Evet, nasb edatlarından. Ama ben burada nasb edatını görmüyorum. Amelini görmüyorum daha doğrusu. Sebebi yensa fiilinin sonunda bir tane elif var. Bu elif hareke kabul etmiyor. O yüzden şuradaki elif harekeyi siliyorum, fetayı siliyorum. Yensa şeklinde kalmaya devam edecek. Elif hareke kabul etmiyor. Hatırlarsanız nasb edatları sondaki illet harfini silmiyordu. Hangileri siliyordu? Hangi edatlar siliyordu? Cezim edatları siliyordu. Evet, cezim edatları silerdi. Mesela lem getirseydik artık ya'yı silmek zorundaydım. Lem yense demek zorundaydım. Ama len gelmiş, o yüzden len yense şeklinde kalmaya devam edecek. Bu bir. İkincisi, buradaki elifin yazılması. Sonda yazılırken ya şeklinde ama kendisinden sonra zamir gelmiş. O yüzden elife döndürülmesi gerek. Yani şu şekilde yazılmıyor. Elife dönmesi gerek bunun. Normal elife yani. Bildiğimiz elife dönmesi gerekiyor. Burada len yensa, nesiye yensa fiili unutmak manasına geliyor. Hu burada bir zamir ders kelimesine dönecek. Neyi unutmayacak? Len yensa unutmayacak. Kim unutmayacak? Önce onu sorayım. Unutmayacak olan tilki. Neyi unutmayacak? Dersi. Buradaki hu derse dönecek. Peki len yensa hu nasıl bir şey olacak? Benim sıfatım olacak. Pardon, sıfatım olacak. O ders ki unutmayacak onu. Yani unutmayacağı bir ders diye çevireceğim artık. Çünkü bu sıfat görevinde. Unutmayacağı bir ders verecek, öğretecek. Diyor bana. Şimdi bunu toparlayayım. Evet. Tilkiye gülmek için
ve ona unutmayacağı bir ders vermek, öğretmek için kağıdı koyan o. Yani horoz. Evet. Beka nasıl bir fiil? Nakıs. Evet, nakıs çünkü illet harfi lamul fiil olarak gelmiş. Beka ağladı demek. Ağlayan salubun. Nasıl ağlamış? Kesiran. Neydi kesiran? Çok. Evet. Çok ağladı salub. Sümme. Sümme ne demek? Bilen var mı? Sonra. Evet. Daha sonra kale dedi. Kale nasıl bir fiil? Ecvef. Evet. Ecvef bir fiil. Ortası illetli harf. Kale dedi manasında. Daha sonra dedi ki lekad. Lekad burada pekiştirme için gelmiş. Kad hatırlarsanız le olmadan kad muzari değil mazi fiillerin başına dahil olduğunda kesinlik manası veriyordu. Buradaki lambda bir nevi biraz daha kesinleştirmiş, kesinlik katmış. Türkçe'ye kesinlikle demeyeceğiz zaten. Önce hudiye ne onu söyleyeyim. Hudiye yukarıda ne vardı? Kada vardı hemen şurada. Kada, kada aldattı demek. Hudiye aldatıldı demek. Yani bu şekilde meçhul yapılıyor. Meçhul formunu daha sonra göreceğiz kurs devam ederse. Şu an görmeyeceğiz. Yani aynı şekilde kalıyor. Sadece hareket değişikliği oluyor. Bu şekilde. Hareketler değişiyor. Evet. Tu ben demek. Hudiye tu ben kandırıldım. Lakat kullanmış. Kandırıldım ya da kandırılmışım diye de çevirebilirim. Lakat hudiye tu kandırılmışım. Li enne. Neydi li enne? Çünkü manası var. Evet. Çünkü buradaki ni ben manasını verecek. Şuradaki ye aslında sadece ben manasını veriyor. Ne harfi? Yani şuradaki ne harfi niçin gelmiş? Bilen var mı? İkinci ne? Evet, yanlış hatırlamıyorsam bahsetmiştim. Vikaye miydi hocam? Evet, vikaye. Şu şekilde. Normalde bir isim alalım. Beyt ismini alalım mesela. Beyt'ten sonra Beyt isminden sonra ben benim evim manasına gelecek ya ekini getirdiğim zaman ya harfini Beyti şeklinde yazacağım. Başka bir şey eklemiyorum. Ama fiiller için bu geçerli değil. Fiil örneği verelim mesela. Darabe dövdü. Beni derken ya'yı getirmiyorum direkt. Ortaya bir tane nun getiriyorum kaynaştırma harfi olarak. Niçin getiriyorum? Ba'nın harekesi şurada olduğu gibi kesraya dönmesin diye. Beytundu. Damme neye döndü? Kesraya döndü. Burada fetha kesraya dönmesin diye araya bir tane nun getiriyorlar kaynaştırma harfi olarak. Artık o nunun harekesi kesra olacak. Yani kendini feda edecek bir nevi. Kendisinden önceki harfin harekesi değişmesin diye bara beni diyeceğim. Beni dövdü manasını vermek için. Peki burada enne nasıl bir şey? Enne harf. İsim değil. İsim olmadığı için bazı Araplar nun getiriyor. Bazıları getirmiyor. Yani önünüzde iki seçenek var. Li enne getirdikten sonra ya getirmek istiyorsanız li enni diyebilirsiniz. Li enni. Yani nun getirmeden. Bir tane daha kullanabilirsiniz. O da yukarıdakinin aynısı. Li enneni kalıbı. Yani nunu getirerek yaptım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Biz beytün kelimesine ya ekledik ya. Mesela o merfu evet. Olsa ya eklediğimiz için ti oluyor kesra. O zaman biz yine lafzen mi merfu diyeceğiz? Hayır. Takdiren diyeceğiz. Tamam hocam. Lafzen merfu olmaz ki. Lafzen meksur. Yani mecrur. Yani merfu konumunda olursa ya geldiği için kesre oluyor. O zaman biz buna takdiren diyeceğiz. Evet, takdiren diyeceğiz. Niçin değişmişse diye sorarlarsa
münasebet için diyeceğiz. Ya harfi yüzünden değişti harekesi diyeceğiz. Yani buradaki kesranın sebebi ya harfi. Bu şekilde diyebiliriz. Tamam? Tamam hocam. Allah razı olsun. Hocam. Bizden de. Ben de. Bir de bunun ismine ne demiştik? Vikaye. Şu. Tamam. Vikaye. Evet. Nereden gelmiş bu? Vaka fiilinden. Vaka nasıl bir fiil? Nakıs. Başka? Yok pardon hocam, lefif. Evet, lefif. İki tane. Hem vav var, hem de ya var. Hem de elif var. İki tane yan yana gelmiş. Daha doğrusu aynı fiilde gelmiş. Bu bir lefif fiil. Bunun mastarı bu şekilde geliyor. Vaka korudu demek. Vikaye korumak manasında. Onun dışında mesela bu fiil nasıl aklınıza kalabilir? Bir dua var bilirsiniz. Bunu okumak isteyen var mı? Okuyayım hocam. Evet. Vakina azabennar. Ama ben vakini yazdım burada. Vakini. Evet. Tamam hocam. Vakina bizi koru. Gani beni koru manasında. Yani irap hatası yok. Sadece biraz biz yerine ben dedim burada ben. Buradaki kaf harfi kı harfi daha doğrusu emir fiili. Buradaki vav atıf harfi. Buradaki ni de beni manasına geliyor. Vakini beni korun manasında. Neyden koruyacak? Azaben nari ateşin. Buradaki nar cehennemden kinaye de olabilir. Cehennemin azabından ya da ateşin azabından koru diyecek. Peki kı niye geldi? Yani bir şekilde sadece tek harfle geldi. Kı şeklinde. Bunun tafsilatı şu an değil yani. Daha sonra inşallah. Yani bu şekilde de emir gelebiliyor bazen. Bazı fiillerden. Her fiilden değil. Evet. Li'enneni, li'enne çünkü demek. Ni gelmiş? Çünkü ben. Davvede hangi babın örneği? Davvede. Tefe'ul babı. Evet. Tefa'ale. Te'alleme. Güzel. Te'avvede alışmak demek. Te'avvedtu ben alıştım. Neye alıştım derken mastar getirmiş. Şunu yapmaya diyecek. En ahda'a. Hada'nın muzarisi yahda'u şeklinde geliyor. Başındaki emze muzara tarifi. En ahda'a benim aldatmam manasında. Kimi aldatacak? El aharin. Aharin başkaları demek. El aharin başkalarını aldatmaya alıştım diye Türkçe'ye çevireceğiz. Evet, şurayı toparlayalım. Salup çok ağladı. Daha sonra dedi ki kandırılmışım ya da kandırıldım. Çünkü ben başkalarını aldatmaya alıştım. Aldatılmaya alışmadım. O yüzden aldatılma nasıl olduğunu bilmiyorum ve andım. Evet, burada da isimler ve fiiller var. Nasıl kullanıldıklarını gösteriyor. Çarpı olanları göstermiştik. Çarpı neydi? Eş anlamlı, zıt anlamlı manasında. Burada eş anlamlı değil, zıt anlamlı. Bunların hepsi muğlak, kapalı, meftuh, açık demek. Onun dışında çoğul şekillerini göstermiş. Beyt, c, orada çoğul manasına gelen cema kelimesinin ihtisarı, kısaltılışı. Onun dışında mesela vasalayı kullanmış, ila ile kullanmış burada. Demek ki vasala ila ile kullanılıyor. Kame, ba harfleriyle kullanıldığı zaman yapmak manasına geliyor. Zayde, hem tek başına kullanılabiliyor, hem ila ile kullanılabiliyor, hem de ala ile kullanılabiliyor. İstediğinizi kullanın. Hocam. Evet, efendim. Arapçada eş anlamlı kelime yoktur deniyor. Yakın anlamlı kelime vardır deniyor, doğru mu? Aslına göre... Bazılarına göre bu şekilde, bazılarına göre var. Eş anlamlı kelime var. Bazılarına göre ince nüanslar var arada.
eş anlamlı gibi duruyor ama ufak da olsa bir fark olabiliyor. Bazılarına göre böyle bir şey yok. Olmak zorunda da değil. Tamam. Evet. Onun dışında yeni metin. Diğer derste inşallah soru çözelim biraz. Böyle bir 10 dakika ara verebiliriz. Ya da 5 dakika verelim. Evet, 5 dakika olsun çünkü son ders. Kayıttan sonra sorabilirsiniz sorularınızı. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.